Van F tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan 75 yaşındaki Süleyman Sabri Mavi hakkında verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezası onaylandığı için 11 Ağustos'ta gözaltına alınmak istenen Mavi gözaltına alınırken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ertesi gün hastaneden taburcu edilerek tutuklandı ve Van F tipi kapalı hapishanesine konuldu. İleri yaşta olan mahpusun pek çok hastalığı bulunmakta olup %96 ağır engellidir. Nörolojik olarak %10 engelli, ellerde titreme mevcut. Prostat hastasıdır ve ürolojik olarak engellilik durumu rapora yansımıştır. İdrarını tutamıyor ve altı bezleniyor. Tip 2 diyabet hastasıdır. Zaman zaman şekeri 600'lere kadar çıkıyor ve insülin kullanıyor. Yatağa bağımlı hastalığı hayati risk teşkil ediyor. Kronik böbrek yetmezliği bulunmakta olup iç hastalıkları nedeniyle %60 engellidir. Yaşa bağlı olarak eklem ve omurga rahatsızlıkları bulunmakta olup fiziksel olarak da %24 engellidir. Ayrıca işitme ve göz rahatsızlıkları mevcut. Koroner arter hastasıdır ve kalp yetmezliği mevcuttur. Kardiyolojik olarak da %60 oranında engellilik durumu raporlanmıştır. 2022 yılı ve 2023 yılında iki kez kalp krizi geçirdi ve bir ay içerisinde 3 kez anji oldu. Biri ana damar olmak üzere 3 damar tıkalıdır. Ameliyat olması gerekiyor ancak fiziksel açıdan ameliyatı kaldıramayacağı söylenmiştir. 2024 yılı içinde de küçük krizler geçirmiş olup yine ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. 2024 yılı içinde Van 100. Yıl Üniversitesi'nde tekrar anji olmuştur. Akciğerlerinden rahatsızlığı mevcut olup ağır KOAH hastasıdır. 7 Mart 2024 tarihinde verilen raporda en az 3 ay süreyle İKS ve LABA ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alınamadığı ve sık sık atak geçirdiği ifade edilmiştir. Ağır engellilik durumu, iç hastalıkları ve yaşından kaynaklı eklem hastalıklarından dolayı da evde bakımı yapılması gerekecek şekilde yatalak hastadır. 8 Mart 2024 tarihinde yapılan başvuru ile verilen raporda toplamda %96 engellilik durumu belirlenmiş olup uzun süre ayakta kalamayacağı, görsel ve işitsel engellilikleri olduğu, iç hastalıkların ağırlığı ile belirlenmiş olup sürekli olarak tekerlekli sandalye ve sedye kullanması gerekir denilmektedir. Ağır hastalıkları ve başkasının desteğine ihtiyaç duyacak şekilde yaşamını sürdürebileceği ve tüm bunların raporlanmış olmasına rağmen durumu göz ardı edilerek tutuklanmış ve cezaevine konulmuştur. Tutuklandığında kendi başına hareket edememiş ve yakınları tarafından yatağından güçlükle kaldırılarak tekerlekli sandalyeye konulabilmiştir. Hastanın bu şekilde hapsedilmesi ağır bir yaşam hakkı ve insan hakkı ihlalini de beraberinde getirmektedir. Yaşam hakkını mutlak surette koruması gereken devlet bu görevini yerine getirmeyerek hastayı cezaevine koymuştur. Hapishanede bir gün bile kalması ağır insan hakkı ihlali olan Süleyman Sabri Mavi bir an önce tahliye edilmelidir.